İskender Çelebi Hazretleri, şeref duydum. Beni kabul ettiniz. Rakel Hatun, duyduğuma göre haremin borçları bir hayli artmış. Vallahi elde avuçta ne varsa verdim. Daha ne kadar devam edecek böyle? Vakti geldi Hatun. Yarın Mahidevran Sultanımıza git, borcunu iste. Ya vermezlerse, ya yine beni kovarlarsa, he? Zaten olacağı bu. Ama bu sefer susmayacaksın. Bilhassa anlatmanı istediğin biri var alemde. Elbette. Kime anlatacağım? Sultanım Rakel Hatun geldi. Al içeri. Sultanım. Sen niye geldin yine? Bağışlayın ama şu borcu tahsil etmeye geldim. Bir müddet daha bekle, ayarlayacağım. Mümkünatı yok. Daha fazla bekleyemem. Bende de vaziyet kötü. Sana beklemeni söyledim. Ama olmaz ki, artık bekleyemem. Canımı isteyin daha iyi. Hemen çıkıp gitmezsen olacağı o. Af buyurun ama size güvenim kalmadı. Siz vermeyeceksiniz benim altınları. Senin derdin ne be hatun? Kimin nesi kalmış bizde? Bekle alacaksın. Ama bana şimdi lazım. Fatma! Derhal çıkartın bu hatunu. Bir daha zinhar hareme girmeyecek. Sultanım, ben hakkımı istiyorum. Bana olan borcunuzu istiyorum. Aa, bırakın beni ama ne yapıyorsunuz? Yürü çabuk. Bir daha da biz çağırmadan geleyim deme. Yoksa zırnık alamazsın. Olmaz böyle şey. Vallahi kadıya şikayet edeceğim. Altınlarımı istiyorum. Kes sesini, yürü. Yürfem Sultan! Yürfem Sultan! Sakın ne bu? Ne oluyor orada? Sümbül ağam, eyvah! Rakel Hatun, neden bağırıyorsun ya? Yüzünün yağını yiyeyim, beni Haznedar Hatun'la yürüştüresin. Sebep? Sümbül ağa, nedir mesele? Haznedar Hatun'um, Gülfem Sultan'ım. Bir maruzatım var, lütfen beni dinleyin. Gülfem Hatun, Sultanımız bu hatunun dışarı çıkarılmasını buyurdular. Mesele mühim. Eğer beni dinlemezseniz hünkârımızın kulağına kadar gider. Ağalar bırakın. Gel benimle. Bana bir tek siz yardım edebilirsiniz. Söyle işte hatun, dinliyorum. Mahidevran Sultanımıza aylardır borç veriyorum. Fakat hiçbir şey geri alamadım. Hep eli boş dönüyorum. Beni yaka paça kovuyorlar. Eğer bu duruma bir çare bulmazsanız vallahi kadıya gitmek zorunda kalacağım. Dur bir bakalım. Ne kadar borç var? İşte hepsi burada var. Bakın altında sultanımızın mührü de var. Rahmetli Valide Sultanımıza da borç verirdim ama hiç böyle şeyler yaşamadım. Vaktinden önce ödeme yaparlardı. Beni hiç mağdur etmezlerdi. Al bunu. Sen git şimdi. Ben bu meseleyle alakadar olacağım. Ama Yürfem Sultanım... Merak etme. Hepsini geri alacaksın. Sultanım, ben de seni bekliyordum. Rakel Hatun'la konuşmuşsun. Anlattım her şeyi. Ne yaptınız siz sultanım? Haremi böyle bir yükün altına nasıl sokarsınız? Hem de sefer arifesinde olacak iş mi bu? Haremin adabı var, usuller var. Bunları hiçe sayamazsınız. Laflarına dikkat et Gülfem. Benimle böyle konuşmaktan men ediyorum seni. Haremin itibarı mevzubahise konuşurum. Rakel Hatun kadeye gidecekti, zor ikna ettim. Borç benim borcum, kimseye alakadar etmez. O halde bu borcu temizleyin sultanım. Yoksa... Yoksa ne? Şikayet mi edersin? Benim bir vazifem var. Hünkârımıza hesap vermeye mecburum. Sessiz kalır göz yumarsam
bu usulsüzlüğe iştirak etmiş olurum. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Öyle bir derdim olsaydı çoktan anlatırdım. Derhal bu meseleyi çözün sultanım. Aksi halde hünkârımıza giderim.